Tabii ikisi niye susuyorlar? Yani amcan Fatma'yı kaybetmek istemediği için mi susuyor? Amcan niye susuyor? Peki kahrettim diyor. Sen amcanı çok daha iyi tanırsın. Kahretmek ne demek? Ya şimdi diyor ki amca... Bağlayın da Mustafa'yı. Ben görüyorum, siz niye görmüyorsunuz? Bizi bıraktı. Söyle. Bizi bıraktı gitti, kaçtı gitti. Ben kahrettim, aramadım diyor. Kızdım, sinirlendim, öfkelendim, kinlendim, aramadım demek istiyor amcam. Anlıyorum da. Ama diyorum ki madem öyle yengeme niye kinlenmedin? Madem 2017'de aldattı, ona niye kahrettin? Ona niye geri istedin? Onunla niye geri barıştın? Yengeme kahretseydin ya da kızını kaybettiği için, başkasına kaçırttığı için, madem yengeme kahretseydin, onu boşasaydın, onu atsaydın evden. Evden gönderseydi diyorsun amca. Kızın mı daha önemli, o mu daha önemli? Ya bunlar güzel sorular. Yengeme kızsaydı, yengeme kahretseydi madem. Öyle bir şey yoktu onda. Böyle bir şey yoktu ondan diyor. Amcan hattaymış. Mustafa attı mı arkadaşlar? Tamam. Mustafa duyuyor musun kardeşim? Duyuyorum. Hemen şu benim fotoğrafımı yayından mı kaldırın bakayım ben? Tamam kaldır. Sen söyle bakayım niye bağlanmak istedin? Bak o benim yeğenin şeylerine bağlanmak istedim, tamam mı? Bak onu da yayından, onu da yayına çıkarmak. O da ben babasıyla küs olduğum için beni karalayar, tamam mı? Onu da yayına çıkarmam bak. Ben size bir kelime konuştum orada, tamam mı? Hatalıyı benim, siz diye konuştum. Ben size oradan özür diledim. Kendimi ifade etmeme fırsat vermediniz bak. Ya tamam Mustafa'cığım, bak ben seni anlıyorum. Sen de beni anlamıyorsun. Sinirlendiğin zaman etraf benim ne demek istediğimi de anlamıyorsun. Ben sana yapılan şeyin yanlış olduğunu söylüyorum zaten bak kardeşim. Diyorum ki Fatma sana böyle erkekliğinle ilgili, senin gururunla ilgili bir şey söylediyse hatalı, tamam. Bunu anlıyorum diyorum. Anladın mı? Ama diyorum ki konumuz ikinizin birbirine olan ihaneti değil ki. Bu işi beraber çözeceğiz. Bak Mustafa'cığım yani. Siz ne anlama getirdiniz? Bak ben de seni kırdıysam, bak Mustafa'cığım, ben de seni kırdıysam ben de senden özür dilerim. Benim amacım da o değildi. Tamam, ama birbirimizi... Benim ağzımdan bir kelime laf çıktı. Ben orada özür diledim. Kendimi ifade etmeye çalışırken... Ama ben seni ifade etmeye fırsat vermeden sen bana böyle öfkeli bir şekilde hareket ediyorsun. Öfkeli konuşmayalım. Medeni konuşabiliriz. Ben seni anlıyorum. Siz dediniz ki nasıl vurabiliyorsun? Niye vurdun dedin? Tamam ama sonrasında duyduktan sonra bak sen buradan gittin. Ben de dedim ki bunu söylenmemesi gereken bir laf. Neden bunu Mustafa'ya söyledin dedim. Biraz daha dursaydın bunu duyacaktın zaten Mustafa. Duyacaksın. Bakın ben bundan sonra yayına da çıkmıyorum. O Türkan denen de benim yeğeni de bundan sonra yayına çıkarmayın. Benim fotoğrafımı da oradan kaldırın. Jandarma gelsin beni alsın, jandarmaya vereceğim ifadeyi bak. Tamam Mustafa sakin ol lütfen. Sen biraz sakin olur musun? Ben sakinim. Siz küs müsünüz Türkan? Sakinim. Türkan siz küs müsünüz amcanla? Yo hayır küs falan değiliz. Yani küs olduğu için benim arkamda kumpas... Ben sadece çok kızgınım. Kumpas kuruyorlar diyor. Hayır biz küs falan değiliz. Hayır küs falan değiliz. Amcanla konuş. Kesinlikle küs falan değiliz. Ama ben bak, amcanı duy. Amcan ne diyor? Kesinlikle çok sinirliyim. Benim kızımın kayboldun da sen kaç yaşındaydın? Sen dedin ki yengemde telefon yok dedin. Sen yengemle beni işteyken sen kaçtığın zaman beni babamla barıştırsın diye sen yengemle aramadın mı telefondan? Duydun mu? Hayır. Hayır ya. Yengem kim oluyor da ben onu arayacağım ya. Ya ben birincisi ben kaçmadım. İkincisi ben babamla hiç küsmedim. Hiç küsmedim. Bir dakika. Ben yengemi hiç aramadım. Bir dakika. Söyle Mustafa. O kim de beni amcasının yengesini eleştiriyor? Benim kızımın kaçtığında kaç yaşındaymışmış o? Ya şunu söylüyor. Sen kaç yaşındaydın? Amcam abi, yengem abi gelmiş mi yanımıza? Kaç yaşındaydın? Hiç yanımıza geldi mi? Bizim acımızı evet, paylaştı evet. mı? Nerede Türkan diye bizle konuştu mu? Konuşmadı ki diyor. Utanmaya bu kelimeleri konuşurdan orada. Duydu mu Türkan? Gittin mi hiç amcanın yanına? Ben 19 yaşındaydım. Ben 19 yaşındaydım. Siz Şubat ayında taşıdınız evi. Ben Ekim ayında evlendim. Ben 19 yaşındaydım. Çocuk değildim. Amcamın çocukları vardı. Yanımıza geldin mi? Evet geldi. Kocamla gelmedik mi kaç kere? Kocamla kaç kere gelmedik mi amca? Kocamla kaç kere gelmedik mi senin evine? Sen kimsin de bana? Gelmedik mi senin evine kocamla kaç kere? Ya sen kimsin be?
Sen kimsin aslında? Ya bir öyle konuşamazsın Hayrar Türkencim, amcanla öyle konuşamazsın. Yok amcanla öyle de be, o senin amcan. Amcanla amcan böyle konuşamaz. Amcan onun yeğenim. Ben onun kızıyım. Ben onun kızını aramak için çıkıyorum bu yayına. Bak benim birçok akrabam izin vermiyor istemediği halde. Benim akrabalarım istemediği halde ben bu yayına çıkıyorum. Onun kızını aramak için çıkıyorum. Deseydi bana Türkan kızım kaçtı. Ben amcayı polise giderim. Bırak yalanı ya. Bak bugüne kadar kendin aramadı diyorlar. Kendin orada sevgilicik oyunları oynuyorsun. Bırak ya. Bak bugün ya, biliyor muydun? Biliyor muydun? Biz kayıp olduğunu. Nasıl o zaman bu kadar bana konuşamıyorsun? Sen bana böyle küfür edemezsin. Ben senin karın değilim. Bak sen, ben senin karın değilim. Sen bana böyle küfür edemezsin. Kapatmıyorum. İşine gelmedi değil mi? Bak kapat çıkarım onu. Ben senin kızını aramak için çıkıyorum bu yayına. Çıkma sen kendi çocuklarını ara. Ya sıkılsın senin canım be, ne olmuş sıkılıyorsun. Sıkılsın. 10 yıldır sıkılmamış senin canım. Şimdi sıkılsın. Senin çocuğun kaybolmuş be. Sana ne? Allah Allah. Utanmadan 10 yıl yalan söylediniz bize. Utanmadınız mı be? Hiç mi utanma? Sen kızını utan. Kızını yaptın. Şey yapmadım amcacığım. Ben utanacak bir şey yapmadım. Dayana şey amcana küfrettin mi? Ya amca niye gitti stüdyodan? Muhabbet edecektik. Amca muhabbet edecektik. Tamam tamam. Sakin ol. Hayır ya, niye kapatacağım? Hatta senin yayına bağlanmanı da o da istedi aslında da. Niye böyle öfkelendi amcan anlamadım. Ondan yana hoş yanı zannetti de ondan. Hayır, güzelce konuşacaktık. Ne zannetti? Ondan yana konuşacağını zannetti. Ne zannetti? Amcanı koruyacağını zannetti. Ben ikinizi de suçluyorum yenge. Biliyorum biliyorum. Hayır, hayır. Ben ikinizi, ben oruçla ağzımla, ben oruç, bak bana kimse de kızmasın, siz de kızmayın. Ben de bir anneyim, tamam mı? Benim çocuğumun başına bir şey gelecek, hele ki kız çocuğu, ben dünyayı ayağa kaldırırım. Gerekirse gider, dedim ki ben sana, keşke öbür üçünü yurda verseydin, keşke o kızın peşine düşseydin. Aynen. Keşke amcamı da bıraksaydın, keşke sığınma evine gitseydin. Aynen. Peki sen Şükür... Keşke sığınma evine gitseydin. Kuzeninin hayatta olduğunu düşünüyor musun Türkan'cığım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biri diyor ki yaşıyor. Yaşıyorsa bu kız nerede? Kilit altında mı tutuluyor? Yani bir yerde hapis mi tutuluyor? Nerede bu? Niye iz yok? Niye annesine babasına gelmedi hiç? Yani insanlar kaçıyorlardı yıllar sonra. Yine bir annesini babasını kardeşine arıyorlar, anne özledik, kardeşim özledik falan diye yani arıyorlar, bir geri dönüyorlar. Bu kız niye geri dönmüyor? 10 yıl ya, niye geri dönmüyor? O zaman öldürüldü mü? Bizim köye yabancı biri gelse... Öldürüldü mü o zaman Türkan? Vallahi şimdi görmeyince bir şey diyemiyorum da, ihtimaller onu gösteriyor. Ama nasıl? Şimdi birine kaçtı da orada mı bir şey oldu, orada mı öldü yani... Yoksa annesiyle babasının elinde mi bir şey ettiler, orada mı öldü? Ya birçok ihtimal var. Yoksa ama, bir hastalık mı geldi başına, doktora götürmedi, ne geldiyse çocuklarının başına ne geldiğini. Düştü, uçurumdan mı düştü? Çocukların başına ne geldiğini annesi de babası da amcan biliyor diyorsun.